Abdülmehmet'le niçin bu kadar ısrarcı oldun Sultan? Yoruldu musun? Öylesi münasip olmazdı. Kullarımız bizi hep dimdik görmeli. Öldürecek. Ondan geldik. Yine ona döneceğiz. Sadece 11 yıldır hazırlığını yaptığımız şu sefere çıkmayı, Kızıl Elma'ya ulaşmayı nasip etsin Rabbim. Şu anda tek dileğimiz bu. Ağrılarınızı kesecek bu, öyle mi? Sancaktaya peyhamlamışsın Bayezid. Talimlere ara mı verdin yoksa? Vakit buldukça yapıyorum sultanım. Lakin işlerden dolayı... Bunun mazereti olmaz aslanım. Elinden Kur'an'ı bırakırsan imanını... ...kılıcını bırakırsan canını kaybedersin. Sen sultan namzedisin. Bunu asla unutma. Kılıcını pek tuttuğun sürece... ...düşmanlarının başı her zaman yerde kalır. Sultanım. Mehmet Paşa avdet ettiler. Bilat töreni için hazırız. Âlâ. Şehzadeleri de huzurda isteriz. Sultanım, ben de mi törene katılacağım? Şehzadelerimiz dediğime göre. Şehzadem. Ne var? Şehzade Mustafa'yı bugün hiç göremedim. Saray dışına mı çıktılar acaba? Ben nereden bileyim? Kim bilir hangi cariyeyle oynaştadır. Şehzade.
Şehzadem, sultanımız divan toplantısı yapacaklar da sizi de huzurda görmek isterler efendim. Geliyorum Elmas'a. Burada bekle beni. Geleceğim. Destur! Sultan Mehmet Han geliyor. Gazan mübarek olsun Mehmet Paşa. Verdiğin sözü tuttun. Karamanoğullarını dize getirdin. Kazandığın zaferle bizi sevindirdin. Sultanımın itimadına layık olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık düşünemiyorum. Allah muvaffakiyetini artırsın. Şerefle dinü devlete hizmet etmeyi nasip eylesin. Amin. Yegane arzum budur sultan. Sırada ne vardır? Papalıktan gelen elçi bekliyor hünkârım. Gelsin. Sefere çıkıyoruz. Kılıcınızı bile kullanmadan dünyanın en yüce kralı, insanlık tarihinin en büyüğü olmak isterseniz küçük bir ayrıntıyı halletmeniz yeterli. Biraz suyla vaftiz olup İncil'in öğretisini kabul etmek. Hristiyan olmayı kabul ederseniz Roma Kilisesi arkanızda olur. Biz de sizi takdis eder, Umum Rum ve Şark'ın imparatoru unvanını veririz. Mektubumuz Sultan Mehmet'e ulaşmış olmalı Venedik elçisi. Büyük Türk'ün aklı da dedikleri kadar büyükse teklifimize kulak verir. Papa Hazretleri, bu adamın tanıdığımız hiçbir krala benzemiyor.
babasından da atalarından da daha tehlikeli. Bence daha fazla vakit kaybetmeden Sultan Mehmed'in işini bitirmeliyiz. Sultan Mehmed daha evvelki 7 zehirleme teşebbüsünüzü de atlattı. Bu sefer başarıya ulaşabilecek misiniz? Bize küçük bir servete mal olacak ama Tanrı'nın da izniyle başımızdan bu belayı def edeceğiz. Planınız nedir? Bu sefer saraya 3 ayrı koldan sızdık. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Halil adlı bir baltacı bizimle işbirliği yapmayı kabul etti. Saray mutfağına alışveriş eden görevlilere eşlik ediyor. Pazar yerinde casusumuz zehri Halil'e verecek. Baltacı yakılanma riskini bertaraf etmek için zehri küfelerden birine koyacak. Allah razı olsun. Bu suretle zehir kolaylıkla sarayın içine girecek. Baltacı içeriden iki suç ortağı buldu. Birisi mutfaktan. Tamam, bırak sen, ben halledeceğim. Mutfaktaki adam zehri saklandığı küfeden alacak. Sonra da mutfaktan çıkıp sarayın gizli bir bölmesinde diğer işbirlikçiye ulaştıracak. İkinci yere kaldı şurada. Derdeler döküldüyse onları da soğuktan çıkarın. Sallanmayın. İşbirlikçimiz haremdeki cariyelerden biri. Sultan Mehmed'in oda hizmetlisine yardım eden bir kız. Bütün iş bu kızla bitecek. İleona. Ne yapıyorsun sen burada kız? Gülbahar Hatun bana bekle dedi. Hasbahçe'de ona eşlik edeceğim. Aferin. Aferin. Burada mı bekliyorsun? Geç avluda bekle, çabuk. Şehzadecim geldi efendim. Gel benim aslanım. Çok güzel olmuşsunuz valide. Sahi mi? Cihanda sizden daha güzel yoktur herhalde. Anlat bakalım. Nasıl geçti ilk divan toplantın? O kadar heyecanlandım ki validem. Bacaklarımın titrediği belli olacak diye çok korktum. Neden korkacakmışsın? Bir daha duymayayım. Sen bir şehzadesin. Tahtın varisi. Bunu sakın unutma. Başın hep dik olsun. Tamam validem. Neler oldu anlatsana.
Sultanımız Sarrazam Mehmet Paşa'ya yakası küplü çok güzel bir ilat giydirdi. Onu tebrik etti. Sonra bir elçi geldi papalıktan. Babam çok sinirlendi. Sefer kararı verdi. Sefer mi? Nereye? Bilmem. Hiçbir şey demeden çıktı. Metune. Buyurun Çiçek Hatun. Duydun mu? Hünkârımız sefer kararı vermiş. Bu demek oluyor ki Şehzade Beyazıt'ın evlatlarının sünnet töreni ertelenir. Gülbahar Hatun da torunlarını toplayıp sancağa geri döner. Bunu duyunca yüzünün alacağı hali merak ediyorum. Onca hazırlığı nasıl durdurayım şimdi? Top top kumaş yorgan sipariş ettim. Sultanımız sefere karar vermişken hazırlığın lafı mı olur Hatun Efendi? Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz Elmas Ağa. İşine bak sen. Gülbahar Hatun. Hayırdır Çiçek Hatun? Duydum ki sefer kararı verilince torunlarınızın sünnet töreni iptal edilmiş. Çok üzüldüm. Onca hazırlık yapmıştınız. Bana henüz bir şey diyen olmadı. Benden öğrendiniz o halde. Ne zaman sancağa dönüyorsunuz? Sizin için bir veda yemeği hazırlatayım. Hiçbir yere gitmiyorum Çiçek Hatun. Sultanımız bu akşam beni görmek istemiş zaten. Kendisiyle konuşacağım bu hususta. Beni kıracağını hiç sanmam. Azime'ye söyle, akşam sultanımızı ziyaret etmek istiyorum. Kadife, Elmas Ağa'ya sakın bir şey söyleme. Ona güvenmiyorum. Çiçek Hatun'un ağzına fazla bakıyor. Sultanımız akşam için nasıl çağırtmış olabilir Gülbahar'ı? Böyle bir şey olsa Elmas Ağa bana muhakkak haber verirdi. Azime Usta'ya mı söyledi acaba? Dur böyle şey. Her şeyin Bağdat'ta usulü var. Torunlarının sünnet düğünü ertelenince yüzünden mükemmel bir parti oldu. Fark ettiniz mi? İnşallah sultanımız sefere giderken yerini Beyazıt'a bırakmaz. Ona güvenmiyorum. Hem Beyazıt burada olursa Gülbahar da sarayda kalır. Ne tat ne tuz bırakır haremde. Şehzade Beyazıt geldi efendim. Gel evladım. Nereye böyle tedbiri kıyafet? Sultanımız hep beraber atla gezmek istediler de. Neyiniz var validem? Sıkmışsınız. Sen beni boş ver aslanım. Sefer hazırlıklarını fırsat belli. Babana daha yakın ol. İtimadını kazan. Bu senin için büyük fırsat. Ne manada söylediniz? Bayezid. Baban sefere çıkarken yerine seni bırakmalı. Validem. Ben en büyük şehzadeyim. Elbet beni bırakacaktır. O kadar emin olma. Tabii ki Cem'i yerine bırakacak değildir. Ama Mustafa'ya dikkat et. Yeniçerileri de saray erkanını da ağzına baktırıyor. Validen Gülşah Hatun nasıl Mustafa? Sağlığı düzeldi mi? Nispeten daha iyi sultanım. Lakin yolculuğu kaldırması zor olacaktır.
Sancakta kalması daha münasip olur diye düşündüm. İyi düşünmüş. Sultanım inşallah sizinle birlikte kılıç üşürmek nasip olur bu seferde. Ne zamandır paslanmış takınımda. Ben de sefere katılmak istiyorum sultanım. Sen hele bir sancağı çık. Onun da sırası gelir elbet. Ağabeyin doğru söylüyor. Sen de burada sarayı beklersin. Az iş mi sanıyorsun? Yerinize cin bırakmayı düşünmüyorsunuz herhalde sultanım. Hadi. Sürün de göreyim. Maksuda ilk hanginiz varacak? Ha! 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 Çocuk yetiştirmenin devlet idare etmekten daha zor olduğunu düşündüğünüz olmuş mudur hiç Ali Kuşçu? Elbette sultanım. Devleti yönetmenin kuralları vardır. Düzeni oluşturduğunuz zaman yürür gider. Ama çocukları etkileyen o kadar çok manevi esas var ki onlar kurduğunuz düzeni her an bozabilirler. Büyük ülkeleri olan bir sultan olmasaydım evlatlarımdan beklentilerim de bu kadar büyük olmayacaktı. Ama onlar bırakacağım cihan devletinin varisleri olacaklar. Yükleri ağır. Oh. Beyazıt abinin seni getirmesine izin mi vereceksin? Bak bakalım şimdi. Ne olduğunu anlamadan benim önünde bulacak. Ha! Aç gözünü. İyi var ormanda tek başına? Konya. Verin onu. Verin. Ama bir şartla. Yarın tekrar buraya gelirsen. Neden mümkün değil? Lütfen verin onu. Annemden bana kalan tek yadigar. Yarın seni burada bekleyeceğim. Bunu almak istiyorsan gelirsin. Lütfen. Lütfen verin onu. Bunu yapamam. Ben de yapamam. Bu güzelliği görmüşken kaybedemem. Söz veriyorum. Yarın geldiğimde geri alacaksın. Neredeydin abi? Fırlayıp gittin. Bir ceylan gördüm. Onun peşinden gittim. Ceylan mı? Öyle ürkek, öyle narindi ki ondan daha güzel bir mahluk görmedim hayatımda. Sultanım abim çok hızlı.
Her gün o kadar talim yapıyorum. Ama hala Mustafa abimin yarısı kadar bile olamadım. Onun yaşına geldiğinde ondan daha çevik ve hızlı olacaksın. Eminim. İnşallah sultanım. Size layık olabilmek en büyük muradımdır. Bir bu kadar da iş bittikten sonra alacaksın. Kesin anlarlar benim yaptığımı. Sıçan deliğine girsem bulurlar. Yaşatmazlar beni. Sultanın öldüğü anlaşılıncaya kadar biz buradan çoktan uzaklaşmış olacağız. Karar ver İlona. Burada sarayın duvarları ardında köle olarak mı yaşamak istiyorsun? Yoksa zengin hür bir hayat mı? Ferhanaz Kalp'a ne olacak peki? Halil ile ben onu halledeceğiz. Ferhanaz Kalp'a sultanın çarşaflarını değiştireceği vakit ortada olmayacak. Sen de ben hallederim deyip işi orada bitireceksin. Ferhanaz Kalp'a. Buradan bir türlü üstesinden gelemiyorum. Buna bir el atar mısın? Az bekle. Dönünce bakacağım. Hele durun bir süre. Biz sefere çıkarken kim kalacak, kim sancağa dönecek konuşuruz. Her yere baktın mı? Ay baktım baktım Azim Bey, usta hiçbir yerde yok. Hay Allah. Ferhanaz Kalfa'yı gören var mı? Azim Usta daha hava kararmamıştı, bana hemen geliyorum dedi. Ama o vakitten beri hiç görmedim. Hay Allah. Hay Allah. Bunca vakit nerede bu kız? Daha sultanımızın çarşaflarını değiştirmeyecek. Azim Usta. Ben değiştiririm. Daha önce Ferhanaz Kalfa'ya yardım etmiştim. İyi. Tamam İlona. Çarşafları sen değiştir. Hangi takımları kullanacağını biliyor musun? Biliyorum. Ferhanaz Kalfa bana göstermişti. Hı, iyi. Yalnız oyalanma. Sultanımıza da yakalanma. Tamam, ben hemen gider gelirim. Elmas Ağa, sen de birlikte. Gerek yok. Yani ben hallederim. Resubhanallah. Hadi bakayım. Hadi Elmas Ağa, birlikte gidin, işi çabuk bitirin gelin. Yapacak daha çok işimiz var. Hadi. Tamam Azim Usta. Yürü kızım. Yürü. Thank you.
çarşafları getir. Ben burada bekliyorum. Tamam. Elmas Ağa. Ne beklersin burada? Sultanımızın çarşafları değiştirilecek. İlona'yı bekliyorum. Heh, geldi. Feranaz Kalfa nerede? Feranaz Kalfa... Bu gece biraz rahatsız. İlona değiştirecek çarşafları. Sultanımızın çarşafları değiştirilecek. Elmas Ağa. Ne oldu? İstersen sen burada bekle. Ben hemen halleder gelirim. Kız nereden çıktı şimdi o? Olmaz öyle şey, gel hadi. Gel. Sultanım. Gel Murat. Sultanım, size çok mühim bir maruzatım var. Söyle. Mehmet Paşa'nın Karaman'da ahaliye büyük zulüm yaptığına dair haberler gelmekte kulağıma. Nasıl haberler? Derler ki ahaliye çok gaddar davranırmış. Aman dileyene, yaşlıya çocuğa dahi merhamet etmezmiş. Derler. Her şeyi derler. Mehmet Paşa söz verdiği gibi Karamanoğlan'ı dize getirdi. Bu işler güzellikle olmaz bilirsin. Başka? Sultanım. Mescitleri, medreseleri dahi yakıp yıkmış. Rum Mehmet Paşa Bizans'ın intikamını Türklerden aldı. Diyesiymiş oradaki ahali. İyice bir tetkik ettir. Canımla beraber. Senin elin ne kadar ağa? Bitiremedin bir işi. Hemen bitiyor Elmas Ağa. Burası çok havasız değil mi? Hayır, değil. Ben ter içinde kaldım. Sultanımız da bunu almaz mı? Biraz havalandırsak mı? Öyle mi diyorsun?
Bunu alalım mı? Sen gerçekten bunu almışsın. Ya, evet. Hadi. Ben şunları çamaşırhaneye bırakıp geleyim. Tamam, lan. Fırsatı kaçırdın. Kaçırmadım, yaptım. Hallettin mi? Çok zor oldu. Yakalanacağım diye ödüm koptu. Ama yaptım. Yastığın kalıbına döktüm. Güzel. Benim buradan hemen çıkmam lazım. Hemen. Tamam tamam. Sen önce şu elimdekilerden kurtul. Sonra arka kapıda buluşalım. Oradan nasıl çıkacağım? Kapıda muhafızlar var. Ben her şeyi ayarladım, merak etme. Şimdi dinle beni. Mutfağın çöplerini az önce çıkardılar. Sen oraya gideceksin. Yalnız kimseyi görünmemeye çalış. Orada seni bir çuvala sokup çöplerin yanına koyacağım. Az bir vakit sonra çöpler alınacak. Ben çöpleri almaya gelen arabada olacağım. Bu şekilde seni saraydan çıkaracağım. Sonra büyük teknesiyle limandan ayrılacağız. Ne yaptınız Elmas Ağa? Çarşafları değiştirdiniz mi? Değiştirdik, değiştirdik Azim Usta. İlona da şimdi kirli çarşafları bırakıp gelecek. İnşallah sultanımıza görünmedi. Yok, görmedi. Görmedi, kendileri zaten hala çalışmaktalar. İyi, iyi. Biz de her yerde ferahtan skalfa yaptık, evet. Bulamadık. Şimdi Çiçek Hatun'a haber vermeye gidiyorum. Sultanımıza söyle, Gülbahar Hatun bu gece kabule çıkmayı ister. Tamam Azim Usta. Gel. Sultan. Söyle Elmas Ağa. Gülbağ Hatun bu gece kabullerini dilerler. Başka vakit Elmas Ağa. Başım üstüne. He. Çiçek Hatun. Ferahnaz Kalfa'yı bulamıyoruz. Ne demek bulamıyoruz? Her yere baktık. Haremde de yok. Sultanımızın çarşaflarını değiştirecekti bugün. Orada olmasın? Oraya da gitmemiş. Allah Allah. Nerede ki bu kız? Ne o? Kalfayı mı kaybettiniz? Ne münasebet? Bir işi vardır herhalde. Çiçek Hatun. Cariyelerin kalfalarını senin verdiğinden başka işi olamaz. Kendi başlarına iş icat ediyorlarsa haremde idare zaafı var demektir. Gülbağ Hatun,
sultanımızla görüştüm. Bu gece müsait olmadıklarını söylediler. Sizi kabul edemeyeceklermiş. Diğer çöplere niye avlamıyor? Ne var ki bu çuvalın içinde? Ne işin vardı o çuvalın içinde? Ben... Konuş! Kaçmaya çalıştın. Haremde yaşamak istemiyorum. Beni bırakın gideyim. Ne olursunuz yalvarıyorum. Bırakın beni gideyim ben. Kim yardım etti? Çuvalı kendimi bağlayamayacağım bile. Murat Bey, bir şey bulduk. Ver olmaz kaldı. Ferahnaz Kalfa nerede? Ferahnaz Kalfa... Bu gece biraz rahatsız. İlona değiştirecek çarşaflar. Çabuk bunu zindana götürün. İşbirlikçilerini öğrenin. Saraydan da kimseyi sanmayın. Sultanım içeride mi? Az önce odalarına gittiler. Sultanım, uzaklaşın düşekler. Murat, ne oluyor? Sultanım, ok buyurun. Sultanım, zehir. Demek mahreminize kadar girebildiler. Halli bana bırakın. Bu çuvalı indirirken dikkat et. İçinde İlyona var. Tamam. Her şey yolunda İlyona.
Merak etme. Halil! Baba, bir şeyiniz yok değil mi? Sultanım, duyduklarımız doğru mu? Ya Murat Bey yetişemeseydi? Endişeye mahal yok. Biz iyiyiz aslanlarım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kim yaptı bunu? Söyleyin, ellerimle cezasını vereyim sultanım. İcab eden yapılacak Mustafa. Sen merak etme. Öyle korktum ki. Ya size bir şey olsaydı? Mukadderata kılıç da, zehir de işlemez Cem. Hadi. Odalarınıza gidin. Hadi şimdi döşeklerinize. Maalesef sultanımıza karşı alçakça bir düzen tertip edilmiştir. Allah'a çok şükür ki başarılı olamadılar. Sultanımız sıhhat ve afiyette. Şimdi hepiniz mektep tarafına gidin. Saray ağası bütün haremi arayacak. Hadi kızlar. Sen İlona'nın çarşafları değiştirmesine nasıl izin verirsin? Benim niye haberim yok bundan? Biliyorsunuz. İlona birkaç kez Ferahnaz Kalfa'ya yardım etmişti. Onun tarafından yetiştiriliyordu. Onca zaman Ferahnaz Kalfa'yı bulamayınca çaresiz kaldık. Bundan sonra bir şey olunca evvela bana geleceksin. Bir daha böyle bir şey olmayacak Çiçek Hatun. Ya sultanımıza bir şey olsaydı? Çıkarın. Bunlar üzerlerinden çıktı sultanım. Venedik dukası. Yüzüme bakın. Sultanınızı
Yurdunuzu birkaç kese altına mı sattınız? Bu mudur değeri sizin için? Masum bir cana kıydınız üstelik. Sultan! Sultanım, ne olur yapmayın! Merhamet edin ne olur! Böyle bir ihaneti ne bir kul ne de Allah bağışlar. Gel. Cem. Hasan, ne oldu? İyi misin sen? Bir türlü uyuyamadım vardı. Boğulma bir şey olursa ne yaparız biz? Sultanımızın odasına kadar girebildiklerine inanamıyorum. Bu ilk değil Bayezid. Babanı kaç kez zehirlemeye kalkıştılar biliyorsun. Her ihtimali düşünmeliyiz şimdiden. Ne manada söylediniz bunu validem? Babamla iftar ediyorum. Canlı bir iş yok, biliyorum. Ama onu kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Ben de aslanım. Ben de. Babanın en büyük teminatımız bizim bu saraydı. Anlamadım halde. Babanın hayatı her an bıçak sırtında. Eğer ona bir şey olursa... tahta senin oturman lazım. Bunları konuşmanın sırası mı şimdi validem? Babam hayatta olmadıktan sonra ben ne yapayım taht sarayı? Cem, aslanım. O tahta en az senin de ağabeylerin kadar hakkın var. Hem hiç belli olmaz tahtın kime müyesser olacağı. Baban sefere çıktığında başına bir hal gelirse ne olacak? Ben bunları düşünmek bile istemiyorum. Düşüneceksin aslanım. Cem'i bırak hadi. O çocuk daha. Ama Mustafa da burada. Şunu bil ki... ben hayatta oldukça... hakkın olanı anlam için her şeyi yapacağım. Aç gözünü artık Bayezid. Allah korusun babana bir şey olursa... Yeniçeriler senin değil Mustafa'nın ardında durur. Mahmut Paşa'nın Mustafa ile ne kadar yakın olduğunu bilmiyor musun? Senin de Rum Mehmet Paşa'yı yanına alman lazım. Tersaneden bu oruca konağa gitseydim haberim bile olmayacaktı. Allah sultanımız bize bağışladı bir kez daha. Çok şükür. Çok şükür. Görüşemez olduk Mahmut Paşa. Durdurak bilmeden çalışıyorsunuz herhalde. Sultanımızın istediği vakitte hazırlıkları bitirebilmek için... konağa bile 3-5 saat uyumaya gidebiliyorum ancak. Sohbetinizi özledim şehzadem. İlk fırsatta o halde. Benim için büyük bir zevk olacaktır. Saraydaki adamlarını da ikaz et. Bundan sonra emniyet zafiyeti istemiyorum Murat. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, az evvel haber aldım. Hemen geldim. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ olasın Mehmet Paşa. Bir varta daha atlandık. Ben bir mevzuyu araştırayım. Ne lüzum icap ederse... İcap eden yapıldı Mehmet Paşa. Hadi, geceniz hayırlı olsun. Hünkârım.
Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultan. Sultanım, döşek takımlarınız değiştirildi. Yastık kılıflarınız da değiştirildi sultanım. Diğerleri zaten yakılacak. Hayırlı geceler sultan. Tuzağımızı bozacağı nereden aklınıza gelebilirdi? Halbuki son ana kadar planımız çok iyi işlemiş. İşbirlikçilerimiz de öldüler. İçerideki adamımız yeniden birilerini bulmanın çok güç olacağını söylüyor. En azından uzun bir süre. Doğru söyle. Bizim için o şu an çok önemli. Onu riske edecek bir şey yapamayız. Şimdi ne yapacağız peki? Vakit kaybetmeden diğer planı devreye sokacağız. İçeriden halledemediysek sultanı dışarı çıkınca ortadan kaldırırız. Adamımız sultanın yarın çarşıya esnafın halini görmek için çıkacağını söyledi. Güzel. Pekala. Dinle şimdi. Aç gözünü. Evlendiğimiz gün söz verdiğim gibi. Sen istemediğin sürece sana el sürmeyeceğim. Çok yorgunum. Biraz uyuyup
Bir daha böyle bir olay vuku bulmayacak. Elmas Ağa, kızları sen seçiyorsun tek tek. İlona'yı siz de çok beğenirdiniz Çiçek Hatun. Bana cevap verme. Ne yani? Sana güvenip titizlenmemekle hata mı etmişim? Yok Çiçek Hatun, öyle demek istemedim. Merak etmeyin, bundan sonra gözüm tek tek hepsinin üzerinde olacak. Olsa iyi olur. Aa, Gülbağ Hatun, efendim geliyor. Siparişleri iptal etmişsin Elmas Ağa. Ben sana dün ne dedim? Sultanımızın talimatı kesin Gülbağ Hatun. Zaruret olmadıkça hiçbir harcama yapılmasını istemiyor. Ben de kendi kesemden öderim. Sen benim dediğimi yap. Hazırlıklara devam et. Kızlar ağası yalnız benden talimat alır. Bir arzun varsa söylersin. Münasip bulursam yapılır. Benimle nasıl konuşacağına dikkat et. Baş hatun olabilirsin. Ama şu an burada misafirsin. Haremi benim idare ettiğimi unutmazsan bir müşkül yaşamayız. Sen haremi idare edebildiğini mi sanıyorsun? Sultanımız gayet memnun. Bir şikayeti olmadı. Öyle mi? Sen daha insan seçmesini bile bilmiyorsun. O İlona'ya ne demeli? Maşallah sultanımızın oda hizmetini pek emin ellere vermişsin. Sayende sultanımızı kaybediyorduk az kalsın. Sarayda yetişmiş, hiçbir şeyi eksik edilmemiş bir kız, iki kese altın için canımıza kastedebiliyor. Oda hizmetinizi tek bir kişi görmeli sultanım. Öyle birini bulmalı ki size ölümüne sadık olmalı. Ölümüne sadakat. Ali Kuşçu, ceddimiz karındaşından bir de ihanet görmüşken biz kime itimat edebiliriz? Öyle biri aslında var sultanım. Evlatlığım Dilyar. Çocukluğundan bu yana yanımda. Ondan daha sadık, ondan daha güvenilir biri bulamazsınız. Dili lal ama konuşulan her şeyi anlar. Çok zekidir, çok beceriklidir. Dilyar, o da hizmetimizde bulunmak ister misin? Sancaktan geleli kaç gün oldu? Huzurumu kaçırmak için elinden geleni yapıyor. Biliyor tabii sultanımıza ne kadar düşkün olduğumu. Aramızı bozabilse ondan mutlusu yok. Üzmeyin kendinizi Çiçek Hatun. Benim ne suçum var bunda? Kim bilebilirdi ki gedikli cariyelerden biri böyle bir fesada karışsın. Sultanımıza bir şey olacağını bana olsun. Onsuz yaşayamam ben. O da biliyor Çiçek Hatun, o da biliyor. Ama işte size öyle söyleyince Gülbağ Hatun'u tahrik etmeye gelmez bilirsiniz.
Laf altında kaldığı görülmüş müdür? O gidip fitne vermeden bu geceyi mutlaka sultanımızla geçirmeliyim. Hamamı hazırla Elmas'a. Derhal efendim, derhal. Evet. Çiçek Hatun, sultanımız oda hizmeti için bu hatunu seçmişler. Alakadar olmanızı istediler. Sultanımız mı seçmiş? Elmas Ağa. Hı? Kim bu kız? Haremde görmedim hiç. Kendisi Ali Kuşçu'nun evlatlığıdır Çiçek Hatun. Sultanımız buyurdularsa. Adın ne senin? Adın ne senin? Şey, kendisi duyuyor ama konuşamıyor Çiçek Hatun. Elmas Ağa. Hı? Ne gerekiyorsa yap. Derhal efendim, derhal. Biliyorsunuz, dün sefer kararı verdik. Mahmut Paşa, seninle omuz omuza az cenk etmedik. Allah'ın izniyle her seferimizden zaferle döndük. Şu cihanda bizi en iyi tanıyan, en dirayetli komutanımız sensin. Bu seferde de yanımızda seni isteriz. Canımla, başımla sultanım. Sen sarayda kalıp yerimize geçecek şehzademizle beraber Devlet-i Ali Osmaniye'yi idare edeceksin Mehmet Paşa. Elbette sultanım. Karamanoğlu pirahmetle kalsın beyler rahat durmayacaklar. Gözünü üzerlerinden ayırma. Nacizane görüşüm, uzun bir süre onlar başlarını kaldıramayacaktır sultanım. Karaman'ı alarak böğürlerini hançerimize soktuk. Ahaliyi ne yaptınız? Ahaliyi de buraya sürdüm. Yerlerine Türkmenleri yerleştirdim. Zahmete uğratılmasın ahali sakın. Onlar da bizim kulumuzdur gayrı. Kolumuz, kanadımız üzerlerinde olacak bundan böyle. Hiçbir lahza endişe duymayın sultanım. Biz sadece Karamanoğullarının askerlerine şedid davrandık. Güzel. Çıkabilirsiniz. Mehmet Paşa'nın suratından düşen bin parça. Sultanımızın size olan teveccühünü görünce ne yapacağını şaşırdı. Kimsenin ettiği yanına kalmaz şehzadem. İnşallah Mahmut Paşa. Rum Mehmet Paşa'nın sadarete gelmek için aleyhinize ne işler çevirdiğini asla unutma. Böyle durumlarda eğer elimden bir şey gelmiyorsa takdiri ilahiye havale ederim şehzadem. Allah en iyi vekildir. Ona ne şüphe. Yalnız şunu bilmenizi isterim ki sultanımızdan sonra benim için siz gelirsiniz. Ben de aynı şeyi sizin için düşünüyorum şehzadem. Allah size çok uzun ömür versin. Taht mürüvveti görmenizi nasip etsin. Bir gün taht bana nasip olursa eğer, yanımda görmek isteyeceğim yegane kişi sizsiniz. Azime Usta, ben yapacağı işleri de bütün kaideleri de öğret. Sen de artık yatacağı yeri gösterirsin.
Sultanımız kendi seçmiş, öyle mi? Öyle, öyle. Dilyal Ali Kuşçu'nun evlatlığıymış. Hmm. Evet. Yavrucuğum, dilsiz. Dilsiz mi? Evet, Azino Usta da sağır değil, duyabiliyor. Elmas Ağa. Hı. Sen iyice işitip anladın mı? Bilgisiz biri sultanımızın hizmetini nasıl görür? Ferahnaz Kalfa'dan sonra en az iki tane gedikli kızımız var. Bu kız kalfalık eğitimi almadan bu işin altından nasıl kalkacak? Çok doğru söylüyorsunuz Azime Usta. Ben en iyisi sultanımızı buraya çağırayım, bir ona soralım. Sultanımız münasip gördükten sonra bize laf mı düşer Allah aşkına Azime Usta? Allah Allah. Gel sana yatacağın yeri göstereyim. Geldim işte. Şimdi sözünüzü tutun. Buna bakınca köle olmadığın anlaşılıyor. Ya iyi bir aileden geliyorsun ya da çaldın. Hangisi? Söz vermiştiniz. Sözümde duracağım. Ama hemen vereceğim demedim, değil mi? Önce söyle bana. Kimsin sen? Yalvarıyorum sizi. Merhamet edin. Annemden bana kalan tek yadigar. Maksadım seni üzmek değildi. Yarın yine gelir misin? Asla gelmem. Asla deme. Ben dünden beri sürekli seni düşünüyorum. Her an aklımda sen varsın. Ne yaptın bana böyle? Sanki efsunlanmış gibiyim. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Gitmem gerek. Gitme. Bana kim olduğunu söyle. Adın ne? Bana soru sormayın. Yarın sabah seni burada bekleyeceğim. Gelecek misin?
Bekleyeceğim. Neredeydin sen bunca vakit? Ben kabristana gitmiştim. Bu eve öyle aklına estiği gibi girip çıkamazsın. Adımlarına dikkat et. Sonu hiç iyi olmaz. Bana karışamazsınız. Öyle bir karışırım ki. Ne oluyor lan? Paşam, biliyorsunuz. Asiye Hatun haber vermeden dışarıya çıktığını söyledi. Züleyha. Neredeydin? Annemin babamın kabristanını ziyarete gitmiştim. Yalan söylüyor paşam. Dün de kabri... Yeter! Ama paşam... Siz ki devleti âliyede sadrazamlık yaptınız. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Yani şimdi zevcenizin... Saatlerdir tek başına dışarıda olması münasip midir? Ben de zevcenizim. Ama sizden izinsiz... Yanımda uşak olmadan adım mı attım mı hiç dışarı? Züleyha istediği zaman ailesinin kabrini ziyaret edebilir. Hadi hazırlan. Saraya gidiyoruz. Paşam. Ben biraz bitkinim. Gelmesem. Olur mu öyle şey Züleyha? Saraya gidip geçmiş olsun demek icap eder. Hem Gevher Sultan'ı da göreceksin. Hadi. Sultanın şürekası birazdan burada olur. Çok kalabalık. Biz nerede olacağız? Kullarımız huzurlu, esnafımız mutlu görünüyor. Öyle sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sultanım. Söyle bakalım, işleriniz nasıl? Bir şikayetiniz var mı? Elhamdülillah. Sayenizde her şey iyidir sultanım. Ömrünüze duacıyız. Sağlığınıza duacıyız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Şu ortadaki renkli kaftanı olan, yanındaki de planımızı bozan Murat. Bu sesler de ne? Hırsız diyorlar hünkârım. Getirin.
kahretsin. Dur. Ne yapıyorsun? Yakalanmak mı istiyorsun? Daha zamanı değil. Seni buraya sadece öldüreceğin adamı görmen için getirdim. Yürü be adam. Yürü. Ne oluyor? Bu adam ekmeğimi çaldı sultanım. Doğru mu? Çaldın mı? Çaldım. Suç olduğunu bilmiyor musun? Rum Mehmet Paşa'nın yaptığı zulüm suç değil mi? Vezirimiz hakkında bu nasıl konuşmaktır? Ben sadece aç olan çocuklarımı, karınlarını doyurabilmek için çalmak zorunda kaldım. Karamandan zorla göç ettirileli bir hafta oldu. Rum Mehmet Paşa evlerimizi, mescitleri, medreseleri yaktı, yıktı. Olan diniyene, yaşlılara, kadınlara, çocuklara bile merhamet etmedi. Kadınlarımızın kulaklarındaki küpeleri bile sırtta aldı. Çocuklarım aç, bitap. Mecbur kaldım. Söylediklerinden biri bile yalansa akıbetinin ne olacağını biliyor musun? Tek bir yalanım bile yoktur. Akıbet düşünecek takatim de kalmamıştır. Konstantiniyye'yi aldığınızda Bizans'ı küffere nasıl davrandığınızı biz de duyduk. Rum Mehmet Paşa gibi biri olduğunuzu düşünseydim bunları size söylemem. Adaletin tecellisinde bizim nazarımızda hiçbir kulumuzun diğerine üstünlüğü yoktur. Bundan hiç kimse şüphe etmesin. Karaman'dan gelen kullarımız nerede ikamet ettiriliyor? Arzu hallerini gözlerimizle görmek isteriz. Horhor civarında büyük boş bir araziye yerleştirildiler hünkârım. Oradaki ahali adını Aksaray dermiş. Pekala. Gidelim. O da bizimle gelsin. Görüşmek istediğinizi işitince hayli meraklandım. Karaman seferindeki başarınızdan dolayı sizi tebrik etmek istedim Mehmet Paşa. Büyük teveccüh gösterdiniz efendim. Sultanımızın sizin sefere katılmayıp sarayda olmanızı istediğini duydum. Sultanımız öyle münasip görmüştü. Bayezid'ime de aynı sadakatle hizmet edeceğinizi bilmek isterim. Demek istediğiniz... Malum. Sultanımız seferdeyken yerine aslanımı bırakacaktır. Anladım Gülvar Hatun. Elbette. Şehzade Mustafa bir şekilde tahta oturursa yanında Mahmut Paşa'yı görmek ister. Sizden Bayezid'ime her türlü desteği vermenizi beklerim. Sadakatiniz ve hizmetlerinizin ziyadesiyle karşılığını alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Şeref duyarım Gülbahar Hatun. Zaten sultanımdan sonra tek hizmet etmek istediğim kişi Şehzade Bayezid'dir. Yeniçeriler Mustafa'yı pek seviyor ama.
Yeniçerilerin kalbini kazanmak bu kadar da zor değildir. Gülbahar Hatun. Ne demek istediğinizi anladım. Neden kaçıyor bu insan? Bilmiyorum sultanım. Söyle bakalım delikanlı. Herkes neden kaçtı? Dur. Anan baban sana büyüklerine karşı terbiyeli olmayı öğretmedi mi? Babamı abilerimi öldüren, anamı eziyet çektiren sizlerden mi terbiye öğreneceğim? Nerede o Mehmet Paşa? Kendisi gelmedi, sert edilmedi, sizi mi gönderdi? Ne yapacaksınız şimdi? Evlerimizi yakıp yıktınız, yağmaladınız. Şimdi canımızı mı alacaksınız? Sen... Hadi, sen git evladım. Sultanım... Efendimiz Celaleddin Rumi Hazretleri'nin torunu Emir Ali Çelebi'yim. Siz de mi buradasınız? Karaman'dan göç ettirilenlerin arasında. Nasip de Allah'ın Resulünce... Konstantiniyye'nin fethiyle müjdelenmiş o kıymetli komutanla böyle tanışmak varmış. Allah ömrünüzü bereketli, sözünüzü mutlak, kılıcınızı keskin eylesin. Amin. Biz fanilere sultanlık ederiz. Ama bizim yegane sultanımız odur. Ne eder, ne işlersek onun rızasına kavuşmak için. Bundan bir an bile şüphe etmem sultanım. Size savaş açanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Ayet kelimesinde bilirsiniz. Ne diyecekseniz açık deyin Ali Çelebi efendi. Saadetiniz Rum Mehmet Paşa aşırı gidenlerdendir. Eli silah tutmayan Cümle Karaman ailesine çoluk çocuğuyla zulüm, kıyım uygulamıştır. Avratları hülyan kılıp meydanlarda dolaştırmıştır. Ocakları yakıp yıkmış, her şeyi yağma etmiştir. Bu bileğinizin hali nedir? Bunlar... Vezirinizin bizi davarla karıştırdığının işaretidir sultanım. Hele ki biz davara bile münasip görmeyiz bu muameleyi. Velhasıl Mehmet Paşa söz verdi. Her daim yanında olacak. Yeniçeri ocak ağlarını da sana bağlayacak. Bu mevzulara karışmamanız gerektiğini size hususiyetle söylemiştim validem. Ben ne yapıyorsam senin istikbalin için yapıyorum. Vezir bizden yana. Yeniçeri ocağı da sana bağlandı mı... önünde hiçbir engel kalmaz. Hünkârımıza bir şey olursa... taht senindir artık. Hünkârımızın böyle bir ittifaka girdiğinizden haberi olursa ne olacak? Bunu da düşündünüz mü? Validem.
Eğer vaktiniz varsa sizinle seferle ilgili konuşmak isterim. Konuşuruz Bayezid. Ama önce halletmem gereken bir iş var. Sen de gel benim. Bir sultanın gerektiğinde nasıl davrandığını öğrenesin. Sultanım, beni emretmişsiniz. Bu ne vicdansız, imansız gafil. Biz sana itimat edip sadaret mührümüzü vermişiz. Ordumuzun başına serdar eylemişiz. O ordu ki kalbinde Allah korkusu ve sevgisinden gayrısını taşımaz. Sultanını geçtiği her ocakta şereflendirir. Savaşırken vuruşma ahlakından ayrılmaz. Karaman'da ettiklerin nedir? Bunun gizli kalacağını mı sandın? Bilmez misin ki kibir, hırs, gaddarlık asla müsamaha etmeyeceğim şeylerdir? Haşa. Sümme haşa sultanım. Bu yalanları çıkaranlar fitne ehlidir. Benim tek amacım bu Karamanlıların başını siz zat-ı şahanelerin karşısında bir daha kalkmamak üzere eğmekti. Bre utanmaz. Fitne ehli senin gibilerdir. Derhal mührü iade et. Cellatlarınıza vermeyin. Sultanım yalvarırım beni cellatlarınıza vermeyin. Sultanım. Yalvarırım. Sultanım. Sultanım yalvarırım. Şehzadem. Sultanım. Ayağa kalk. Ayağa kalk dedim melun. Merak etme. Seni cellatlara vermeyeceğim. Sana sadaret mührünü ben verdim. Ben vekilim atadım. Cezanı da ben vereceğim. Bu bana da cezadır. Bir gün sultan olursan bunu hatırlayasın Bayezid. Ülkeler kılıçla fethedilir ama adaletle ayakta kalır. Zalimi cezalandırmazsan adaletine kimsenin itimadı kalmaz.